Ağaç evimizi böyle düşündüm ama daha karar vermedim. Ben beğendim, güzel olmuş. Hemen karar verme, iyi düşün. Bir dakika düşüneyim. Nasıl bir ev hayal ettin? Babacım tam ev gibi olsun. Tamam. Bak, Kızılderili evi gibi de olabilir. Tarzan evi gibi de olabilir. Sen nasıl istersin? Tarzan ev gibi olsun. O zaman merdivenlerini tahtadan değil ipten yaparız. Tamam. Anlaştık o zaman. Ceylancığım, yarın önemli bir gün. Biçer döverler geliyor. Ne işe yaradığını biliyor musun? Yok. Adı üstünde. Biçer döver. İki kelime yerli. Şimdi bırak önce... sessiz sinemayı damat. Dur bir dakika. Kızı tarla tapan diye şapşala döndürmüşsünüz. Şimdi iyice anlatacağım sana. Biçer deyince... Aslan, bana bırak istersen. Kızım, bu makine tarladaki ürünü sapından ayırıyor. Sonrasında biz her iki grubu balyalayıp kamyonlara yüklemeyi hazır hale getiriyoruz. Anladın mı şimdi? Anladım baba. Siz hepiniz ev biriyle beni daha sizin yoluna sokmak istiyorsunuz. Ablan her şeyi çekip çeviriyor. Her zaman benim en büyük desteğim oldu. Bir asil ayetse fena mı olur ha? Ziya, güme gittin. Ziya Asi'nin yerini aldı. Bunu herkes biliyor zaten. Yeni kuvvet hazır baba. İşte Ceylan. Ziya, inekler klasik müzikle iyi süt veriyormuş. Hadi ya. Bizim de rakçı çiftçimiz olur. Müziği de yapar tarlada. Tabii, niye olmasın? Belki buğdaylar daha canlı olur, daha güzel büyür. Senden de iyi solist olur. Beraber tarlalarda buğdaylara konser veririz. Tamam tamam, hadi uzatmayın. Bu kadar yeter. İçmiyor musun yavrum, al. Hanginiz yaptı bunu ya? Annem yaptı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin Fatma. Hoş bulduk Süheyla Hanım. Masa hazır, hemen buyurun. Herkesin yeri belli mi? Nereye oturayım? Dilediğiniz yere oturun. Fatma Hanım, sen şöyle baş köşeye geç istersen. Ha? Hadi. Bir kuş sütü eksik masada. Bir çay içmeye gelmiştik. Neler yapmışsın böyle, eline sağlık. Vallahi bu kadarını beklemiyorduk. Size az bile. Hadi başlayayım Fatma Hanım. Hepsini kendi ellerimle yaptım. Neriman Hanım, al bir bak tadına. Sonra alırım. Kerim'le Defne'den haber var mı? Vallahi bilemiyorum Fatma Hanım. Her an karar değiştiriyorlar. Ama bu sefer İstanbul'a yerleşmeye kesin karar verdiler galiba. İşte bak, biliyordum böyle olacağını. Bir bir terk edecekler bizi. Yapma Neriman Hanım, çocuk değiller ki. Evli barklı koskoca insanlar artık. Kendi hayatları. Ne isterlerse yapsınlar. Yok, ben anlıyorum onu. İnsan çocuklarından ayrılmayı hiç istemiyor. Hep dizimizin dibinde olsunlar istiyoruz. Ama her istediğimiz olmuyor tabii. Hadi.